1-2-3 Günaydın. Bu bir vize haftası vlogudur. Vlog çekmeye böyle başlamışken devam edeyim dedim. Sınavlara hazırlanmıştık. Şimdi de vizelere giriyoruz. Ve kaç tane vizem geçti? 5 tane vizem geçti. Aslında daha önceden açmak istiyordum bu videoyu. Daha önceden böyle bahsedeyim, günlerim göstereyim diyordum ama ilk 2 gün 5 sınavım, bir gün 3 sınavım, bir gün 2 sınavım vardı. Asla, yani asla çekemezdim o günlerde. Çünkü aralarda full ders çalışmalı geçiyor ve gerçekten o günler hiç olmazdı. Bugün en azından tek bir sınavım var. Artık zaten yarın da son 2 sınavım kaldı. Bunlar varken bir video açayım dedim. Bilmiyorum ne kadar olur, ne kadar güzel olur, içime siner mi, paylaşır mıyım, hiçbir fikrim yok ama bir yerden başlamak istedim. Bugün termodinamik sınavım var. Mühendisliğin en zor dersidir termodinamik ve bugün termo 1'e gidiyorum. Bakalım nasıl geçecek. Ders çok zor, sınavı da çok çok zor olacak. Hocamız daha da zor. Bakalım nasıl geçecek, yine güncelleyeceğim ama önce kahvaltımı ettim, giyindim. Şimdi son kez notlarımı okuyacağım. Sonra okulda yüksek ihtimal açamam. Ama açabilirim. Hiçbir fikrim yok. Görüşmek üzere. Hiç hazır değilim. Ama korkunun ecele faydası yok. O yüzden yapacak bir şey yok. Gidiyorum bakalım. Ders sınavım 11'de. Şu an saat 10'u 8-9 geçiyordu. Yetişiriz. Kaldı iki sınavımız ve iki sınavı da full çekeceğim. Sen bir girişimcilik diye, o yüzden hepsini çekeceğim. Bunu iki günlük ya da üç günlük video halinde size salacağım. Hadi bakalım. You're in love with a singer, so I sing you to bed. Karşısında bilardo kafe açıldı. İçinde 101 falan da varmış anladığım kadarıyla. Buraya gelmek istiyoruz ama sınav haftasında olduğumuz için gelemiyoruz. Sınav haftası bitsin. O cuma, benim işte bu cumartesi sınav haftam bitiyor. Bir parti vermem lazım. Parti vereceğim. Size göstereceğim. Odaya girdim de. Benim odam maalesef yine dağıldı. Benim tarafım. Öbür taraflar düzgün gibi ama benim tarafım yine dağınık. Beraber toplama işlemi yapacağız bugün. Beraber topluyoruz. Yeni işimiz burayı toplamak. Sonra ısı transferi çalışmak. Oh, ama önce birazcık soluklanalım ve muz yiyelim. Analiz sınavını anlatayım. 4 soruydu. Bir sorudan eminim. Diğer sorulardan çok emin değilim. Yani yaptım. Boş değil ki adam. Ama yine de. Hoca çok puan kırarak okuyor. Ne olacak hiçbir fikrim yok. Finalde daha iyi olmam lazım. Mühendislik yazan beynime bazen küfürler ediyorum. Halletmek zorundayız. İnsanlar yemek yerken nasıl konuşabiliyorlar hiçbir fikrim yok. Hem yemek yiyip hep konuşmak nasıl bir meziyettir bu? Yani ikisini bir arada yapabilen insanlar galiba
ultra zeki mi oluyor yoksa bu yetenek mi? Günaydın. Saat 8:30. Çok geç uyandım. Daha erken uyanacaktım ama yapamamışım. Yapamadım yani, alarmı kapattım. Geçimcilik sınavına gidiyorum. Kaldı son bir sınavım. Hiç kahvaltı etmek istemiyorum, hiç. Sabah erken kalkınca hiç kahvaltı edesim gelmiyor. Gidişim dünün son bir slide kaldı. Ona bakmam lazım. Şimdi de okurum onu da. Zaten sınav test alacak ama o yüzden. İnşallah sorunsuz geçeriz bu dersten. Hazırım. Hemen 5 dakikada hazırlandım. Günü de bitirmiş bulunmaktayız. Aşırı mutluyum. Sınavım güzel geçti. O yüzden böyle rahat hissediyorum kendimi. Kendime parti kutlaması olarak cips aldım. Cips gömeceğim. Ve böyle aşırı iyi hissediyorum. Okulda biraz kaldık. Sınavım 9'daydı. 9:30'daydı. 40 dakika sürüyor. 10'u 10 geçe sınavım bitti. Geldim. Hatta sınavım bitti. Sonra arkadaşımla beraber birazcık ısı transferi çalıştık. O yüzden böyle konularım iyi gibi. Şimdi birazcık uyuma vakti. Çünkü çok uykum var. Gerçekten çok uykum var. Sürekli bölüm arkadaşlarımla beraber toplaşıp muhabbetine giriyoruz. Bu bölüm bitecek. Biz bu okulu bitirebilecek miyiz? Sürekli bunun derdindeyiz. Bakalım bitecek mi? Çok merak ediyorum. Ben de gerçekten bu kadar emek, bu kadar zaman, vakit kaybı bir işe yarayacak mı? Merak ediyorum.